Hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. LGS 2022 tayfaya buradan çok 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 selamlar söylüyoruz. LGS Velisi Hocam kanalımıza hoş geldiniz diyebiliriz. Şimdi biz bugün neler yapacağız? LGS 2022 için fen lisesi hedefi olanlar veya nitelikli bir lise kazanmak isteyenler neler yapması gerekiyor? Onlardan bahsedeceğiz. Kurallarımız var. Bu kurallara uyarsan, gerçekten de bu kurallara uymak için gayret bile etsen, gerçekten de o nitelikli istediğin o liseleri kazanma ihtimalin çok yüksek olacaktır. Çünkü biz 2018'den biliyoruz, 2019'dan biliyoruz, 2020'den biliyoruz, 2021'den biliyoruz. O yüzden ne olursunuz bize güvenin. Biz sizlere faydalı olmaya gerçekten çalışıyoruz. Bak, senin için haftalık plan bile oluşturuyorum. Kamplar oluşturup İşte ders videoları çekip soru çözüyoruz. Senin için bu şekilde yönlendirme videoları çekiyoruz. Sen de ne yapacaksın? Bunları kaçırmamak adına abone olmayı unutmuyorsun. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Ve like atmayı unutmuyorsunuz. Ve bildirimler açın ki videolardan hemen haberdar olun. Şimdi öncelikle arkadaşlar kurallarımızı ve sıralayalım. Birinci sırada hedef geliyor. Ya sen hedefsizsen, hedefin yoksa nasıl gideceksin bir yola? Bir yola nasıl başlayacaksın? Örnek veriyorum. Mesela bir tatil yapacaksın. Ya nereye gittiğin belli değilse, hangi yere gideceğin belli değilse, hocam kafa nereye? Biz oraya mı? Hayır tabii ki, öyle bir şey yok. Hedefimiz olmak zorunda arkadaşlar. Bir hedef belirin. Deyin ki bakın, hedef belirlemezseniz kaybolursunuz. Mesela düşünsenize, yola çıktınız. Ankara'ya mı gideceksin, İstanbul'a mı, İzmir'e mi, nereye gideceksin? Kaybolursun. Ama dersen ki ya benim hedefim İzmir. Ne yapıyorsun? Hop, hedefin İzmir'se İzmir yolundan gidiyorsun, devam ediyorsun. Nedir? İşte oraya gideceksin, sağa döneceksin, sola döneceksin, ileriye gideceksin falan yollar var. Arkadaşlar aynı mantık. Hedefimizi koyuyoruz. Diyoruz ki X lisesi, Y lisesi, hatta bana o liseleri yazın. Hedefinizdeki o liseleri yorum kısmında kesinlikle bekliyorum. Çok merak ediyorum. Bakalım 2022'de onları kazanabilecek misiniz ki şimdi bu süreçte daha 9-10 ayımız var. Bu süreçte daha çok zamanımız var ama şimdi başlamak zorundasınız. Onu da bilmeniz gerekiyor. Şimdi ilk kuralımız hedef. Hedefinizi belirleyin ve yorum kısmına kesinlikle belirtin. Hocam benim hedefim burası, hocam benim hedefim burası, hocam benim hedefim burası diye belirtmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdi hedefi belirledik. Ondan sonra hayatınızı bir düzen haline getirmek zorundasınız. Hocam bu düzen hali demek ne demek? Bak, sabah kalktığın saatin belli olması gerekiyor. Akşam yattığın saatin belli olması gerekiyor. Ders çalışacağın saatler belli olması gerekiyor. Şu an tatildesin. Eyvallah. Ders çalışacağın saatler ne olabilir? Sabah 8'de başlarsın veya 9'da başlayıp akşam 5-6'ya kadar çalışırsın. Bu süreçte bir ders çalışma saatin olur. O aralıklarda ara verebilirsin, yemek yiyebilirsin, dinlenme kısmı olabilir ama genel yapı olarak bütün odağını oraya vermen gerekiyor. Lütfen bak, o süreçte bak, diyelim ki saat akşam sabah 9 ile akşam 6 arasında hedef koyduk. O hedef doğrultusunda ders çalışacağız. O ders çalışma kısmında lütfen telefondan uzak durmanız gerekiyor. Yani telefondan uzak durmanız gerekiyor da ders dinleyebilirsiniz ama gidip de işte zamanınızı öldürecek şeylerden hayır, lütfen ne olursunuz. 6'dan sonra, senin hedefin bittikten sonra tabii ki oyunda oynayabilirsin, telefonuna da bakabilirsin bu süreçte. Okul açıldığında da konuşacağız arkadaşlar. Okul planını da yapacağız zaten. Onda hiç canınızı sıkmayın. Şimdi gelelim bu düzeni sağlamanıza. Düzeni nasıl sağlayacaksınız? 1-2 gün zorlanırsınız, 2-3 gün zorlanırsınız ama yavaş 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 o düzeni oturttuğunuzda arkadaşlar inanın hayatınızdan tat da alacaksınız. O başarıyı yakalayacaksınız. Ne iş yaparsan yap, hayatında bir düzen varsa o düzen sana başarıyı getirecektir. Sen de lütfen o düzenini kurmaya başla. Sonra çalışma planı. Çalışma planı dediğimiz şu aslında. Hedef, yani günlük hedeflerimiz olacak. Diyeceğiz ki ya ben arkadaş işte pazartesi günü şu aralıklarda, mesela diyelim ki hani aralığımız vardı ya, sabah 10, sabah 9'da akşam 5-6 arasında. O aralıklarda ben hedefimi koydum. Diyelim ki işte matematikte çarpanlar katları çalışacağım. İşte fen bilimlerinde mevsimler ve iklimi çalışacağım. İnkılapta bir kahraman doğuya çalışacağım. Bunları hedef olarak koyduk. Saat dilimi önemli değil. O gün mesela oturdun 9'da. Başlayacaksın. Canın ne istiyor? Tarih mi istiyor? Fen mi istiyor? Yoksa matematik mi? Hocam benim canım hiçbir şey istemiyor. Yatayım böyle sabaha kadar diyenler de var. Hayır arkadaşlar, öyle bir şey yapmayacağız. Çünkü biz hedefi olan öğrencileriz. Çünkü biz geleceğimizi düşünen öğrencileriz. Çünkü biz bir hedef koyuyorsak onu başarabilen öğrencileriz. O yüzden siz hedefinizi koydunuz, düzeninizi sağladınız ve hedeflerinizi, günlük hedeflerinizi belirleyerek onları gerçekleştiriyorsun. Ama öncelikle yapman gereken o küçük hedefleri gerçekleştirmek. O küçük hedefleri gerçekleştiremezsen büyük hedeflerden maalesef arkadaşlar gelmiyor. Anlaştık mı? Hedeflerimizi de gerçekleştirdik. Sonraki kısımda lütfen ama lütfen inançlı olun arkadaşlar.
En büyük kurallardan biri inançlı olabilmeniz. Arkadaşlar bakın, inançlı olabilmek ne demek? Sen bir işe inanmıyorsan, yani o fen lisesini, o nitelikli liseyi, o fen lisesini kazanmayı inancın yoksa zaten kazanamazsın. İnanç kuralını da tamamlıyoruz. Süpersiniz. Var ya, aslan gibi olacaksınız. Var, tuttuğunuzu koparacaksınız. Çalışırken motivasyonunuz düşüyor, onu da biliyorum. Motivasyonunuzu sağlamak adına sizlerden şunu istiyorum. Motivasyon gerçekten çok değerli. Evet, sizlere biz ara ara motivasyon videoları çekecek miyiz? Kesinlikle çekeceğiz. Ama o motivasyon videoları yetmiyor. Yani sen hep istiyorsun. O düştüğün anda birinin seni kaldırmasını istiyorsun. Biz elimizden geldiğince destek vereceğiz ama o an diyelim ki biz olmadık. Ne yapacaksın? Bir tane A4 kağıdı ve A4 kağıdın bir büyüğünü alıp oraya hedefini yaz. De ki ben seni kazanacağım. Yani o liseler kazanılacak diyorsun. Ondan sonra liseni yazıyorsun ve görebildiğin, yani en çok gördüğün, en çok karşılaştığın yere karşısına asıyorsun. O senin motivasyonun olacaktır. Düştüğün anda diyeceksin ki benim bir hedefim var. Ben düşemem kardeşim. Düşsem bile o hedef için kalkacağım. Çünkü ben bunu gerçekten de istiyorum. Buna inancım var ve ben bunu yapabilirim diyeceksin. Ondan sonra başlayacağız çalışmaya. Sonra yine aynı şekilde kaldığın yerden devam edeceksin, çalışacaksın. Gene aksilikler olacaktır. Gene engeller gelecektir. Bir engel olacaktır. Elbet bir engel olacaktır. Çünkü güzel bir şey yapıyorsun sen. O güzel bir şey için bir engel karşına kesinlikle gelecektir. Sen eğer o engelde takılırsan, ya ulan ya artık burama kadar geldi, çalışmayacağım artık böyle dersen, o engelde takılır kalırsın ve hep hayatın boyunca orada kalırsın. Ama sen dersen ki lan ne olursa olsun lan bana ne ya? Yani evet engel olabilir ama düşmüş de olabilirim. Moralim de bozuk olabilir, çalışma hissiyatım olmaya da olabilir ama benim bir hedefim var. Ben hedeflerimi gerçekleştirmek isteyen biriyim. Ben gerçekten de o liseleri istiyorum diyeceksin. Ve ondan sonra ayağa kalkacaksın. Ve yine çalışmaya devam edeceksin. Arkadaşlar, bu yol uzun bir yol. Bu yol gerçekten de zor bir yol. Eğer sen bu yolu göze alıyorsan de ki hocam, evet ben bu yolu göze alıyorum. O liseleri kesinlikle kazanacağım. Ne olursa olsun savaşmaya devam ediyorum. Savaşacağım. Mücadelemi asla bırakmayacağım diyeceksin. Veya şunu diyeceksin bana. Ya hocam benim gözüm korktu ya. Ben hedeflerimi gerçekleştiremem. Zaten normal bir lise gelse de benim için önemli değil yani. Olsun, benim için fark etmez. Dersen tamam, eyvallah. Buna hiçbir şey demeyiz. Ama arkadaşlar, hayat gerçekten de kolay değil. Bir şeyler başarmak istiyorsan bir şeylerden fedakarlık etmek zorundasın. O fedakarlığı da yapacaksınız siz. Gerektiğinde daha az uyuyacaksınız. Gerektiğinde eğlencenizden daha az zaman vereceksiniz. Bu da bir fedakarlık sonuçta. Arkadaşlar yapacaksınız. Ben size kesinlikle inanıyorum. Diyoruz her zaman o liseler kazanılacak diye. Sizler var ya cansınız can. O liseleri var ya paramparça edeceksiniz. Ama dediğim gibi lütfen asla pes etmiyoruz. Takılsak da yorulsak da bıksak da pes etmiyoruz. Bir düzen oluşturduktan sonra zaten bu dedik yani, Ağustos ayı kırılma ayı diye, çok önemli, kritik ay diye. Aslında bunun için, senin o düzeni kurman için aslında çok değerli olacaktır. Bu düzen, yani daha 20-25 günümüz var. Sen hala daha başlamadıysan lütfen o düzenini kurabilmek adına, yatma saatin, kalkma saatin, ders çalışma saatlerin, bu düzenleri sağlayabilmek adına lütfen bu 25 günü iyi bir şekilde değerlendir. Ondan sonra bakın, zaten o düzeni sağladıktan sonra tak 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 kendiliğinden gelecek zaten. Hiç canınızı sıkmayın. Dediğimiz gibi biz size ders konusunda, matematik kısmında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Planlar yapıyoruz. Eğer o hedeflere, planlara ulaşırsan, o hedefleri gerçekleştirirsen, günlük o hedeflerini, seni çok üst seviyeye taşıyacaktır. Ama hocam ya ben yapamıyorum, benim seviyem bu kadar değil, ben daha düşük bir seviyedeyim dersen, kendi seviyene göre o planları hazırlayabilirsin. Mesela biz ileride artık soru çözümlerine başlayacağız. Mesela ilk konuları bitiriyoruz biz. Yani ben hepsini anlatmıyorum ama matematik kısmında mesela ilk konularımız bitti. Çarpanlar, katlar ve üslü ifadeleri bitirdik. Ne yapacağım ben planda bu hafta? Diyeceğim ki arkadaşlar, çarpanlar ve katlar, üslü ifadelerle ilgili soru çözeceksiniz. Temel soru, işte yeni nesil soru. Yani arkadaşlar, düzen, planlı bir şekilde gidersek bunu inşallah kazanacağız. Dediğim gibi ben de sizlere elimden geldiğince destek olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Dediyoruz ya, bizim için gerçekten çok değerlisiniz. Biz sizleri gerçekten çok seviyoruz. O liseleri kazanmanız adına gerçekten çok çalışacağız. Gayret edeceğiz. Ve inşallah o size, o istediğiniz liselere yerleştireceğiz. Allah'a emanet olun.
görüşürüz.